Yeni Dünya. Rusya ile son yıllarda ciddi krizler yaşadık. Uçakların düşürülmesi, pilotların öldürülmesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikaste kurban gitmesi gibi. Bir de Rusya'nın Türkiye'ye yakınlaşması üzerine yaşadıkları vardı. Suriye'deki üsleri baskın yedi. Uçakları imha edildi. Kızıl Ordu korusunu taşıyan uçakları Karadeniz'e çakıldı ve daha neler neler. Bir güç Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasına ciddi itiraz ediyordu. Bizler olan biteni münferit olay gibi görüyor ve gazetelerde, televizyonlarda gördüklerimizle yetiniyorduk. Oysa arka planda büyük bir kavga yaşanıyordu. 15 Temmuz kalkışmasından sonra Moskova ile ilişkileri rayına koyabiliyorduk. Zor oluyordu ama neticede yol alınıyordu. Tabii ki saldıran güç, yani Rusya Türkiye'ye yakınlaşmasını istemeyen güç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. NATO haliyle. Peki bu saldırının altında yatan neydi? Niçin ABD iki ülkeye birden terörle, para ile sabotajlarla saldırıyordu? İki ülkenin yakınlaşması neyin önünü açıyordu? Kaygıları nelerdi? Açalım biraz. Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin birkaç önemli sebebi var. Bence en önemlilerinden bir tanesi Türk akımı. Putin bunu Erdoğan'a açtıktan sonra, Ankara kabul ettikten sonra tansiyon hiç düşmedi. Her yerden geldiler. Sonuç alamasalar da sarstılar. Büyük devletler çıkarları tehlikeye girdiği zaman hiç tahmin etmediğiniz yerden gelirler. 17-25'e de, Gezi'ye de, 15 Temmuz'a da böyle bakmakta fayda var. Mesela bir güç neden eski, yeni MİT müsteşarlarını almak ister, tutuklamak ister? Bunun nedeni ne olabilir ki? Düşünmek gereken noktalar bunlar. Ya da ABD niçin İran'ı hedefe koyar? Sınır komşusu değil, rakibi değil, tehdit değil ama düşman. Çünkü düşmanının dostu. Yani Çin'in. Önceden bu ilişkileri anlatırken zorlanıyordum. Şimdi aklı başında herkes anlamaya başladı. Bu bizler için umut verici. CHP bile Kemal Bey için dış operasyon tanımı yapıyor. Geldiğimiz nokta hiç de fena değil. Devam. Neden Rusya-Türkiye ilişkilerine geldim? Nedeni var. Pentagon'daki son raporu, Washington'da konuşulan gizli manşeti paylaşmak için elbette. ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk akımı ve TANAP boru hattının ABD için ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Bu kadar mı? Değil elbette. Perry, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bu konuyla ilgili hazırladığı raporu Pentagon ve Beyaz Saray ile paylaştı ve ekledi. Acil harekete geçilmesi gerekiyor. Paylaşmak istediğim de buydu. Acil harekete geçilmesi kısmı yani. Rapor aslında Türk-Rus yakınlığından neleri kaybedeceklerini anlatıyordu. Açık ve net ifadelerle. Peki raporun can alıcı cümlesi neydi? İşte bunu bilmekte büyük fayda var. Rapordaki bir paragraf bütün sıkıntıyı özetliyordu. Zaten bu nedenle hazırlanıp ilgili makamlara sunulmuştu. Raporda Türk akımı ve TANAP Avrupa'nın enerjisini bir ülkeye bağlıyor. Yani Rusya çok güçlenecek. Rusya'nın güçlenmesiyle birlikte Türkiye de Avrupa'da etkin bir ülke konumuna gelecek. Bu iki projede Türkiye-Rusya birlikteliğini bir daha ayrılamaz şekilde buluşturacak. Esas problem de burada başlayacak. Çünkü Akdeniz'de Türkiye ile Rusya birlikte hareket etmeye başlarsa gelecekteki birçok proje başlamadan bitecek. Akdeniz'den uzak kalacak bir Washington ulusal güvenlik sorunuyla yaşamak zorunda kalır. Bugüne kadar hiç olmamış bu durum ağır sonuçlar doğurur. O nedenle hem Türk akımı hem de TANAP bir an önce engellenmeli ifadeleri yer alıyordu. TANAP neydi? Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 gaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. Peki Türk akım neydi? Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülkeyle yaşadığı sorunların ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk akım projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçirerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyor. Yani Avrupa, gaz ile Türkiye üzerinden Rusya'ya bağlanıyordu. Ukrayna'daki iç savaşın nedenine girmiyorum. ABD'nin orada kurduğu oyundan almak istediği sonuçlara girmiyorum. Ama konu bu. ABD, kendine bağlı bir Çin ve Avrupa istiyor. Yönetebilsin diye. Bu oyunu bozan iki büyük ülke var. Türkiye ve Rusya. Bugün Brexit tartışması yaşayan İngiltere'de TANAP'a tam destek veriyor. Lordlar Kamerası'ndaki birçok toplantıda TANAP'ın önemine dikkat çekildi. İngiliz enerji şirketi BP, Norveç'li Statoil ve Fransız Total'in de TANAP'a ortak olması ABD'yi rahatsız etmişti.
Ortaklığın talep edilmesi ABD'yi çok ama çok rahatsız etmişti. Daha yıl 2012'ydi. Bundan 2 yıl sonra bu dengede rol alan bir önemli şahıs ortadan kaldırılıyordu. Daha önce birkaç kez başka nedenlerle yazdım. Şimdi de başka pencereden yazalım. Tarihler 2014'ü gösterirken inanılması güç bir uçak kazası yaşandı. VIP yolculara hizmet veren Falcon 50 tipi özel jet Paris'e gitmek üzere piste çıkarak son sürat hızlanmaya başladı. Uçak 250 km hızla pistin ortasına ulaştığında karşısına kar kürem aracı çıkıverdi. Ön şasisiyle bu aracı çarpan uçak birkaç metre havalandıktan sonra alevler içerisinde piste geri çakıldı. Moskova'daki Nukova Havalimanı'nda meydana gelen, daha önce benzeri hiç görülmeyen kazada Fransız petrol şirketi Total'in CEO'su Christophe de Margerie dahil 4 kişi ölüyordu. TANAP buradaki kazanın gizli manşetiydi. Çünkü Total'in CEO'su Christophe de Margerie TANAP'a kayıtsız kalmak istemiyor ve işin içinde yer almak niyeti taşıyordu. TANAP'la yapılan anlaşmadan kısa bir süre sonra bu kaza yaşanıyor ve operasyon içinde bulunanlara mesaj veriliyordu. Bu nedenle Türkiye'nin içinden geçtiği türbülansı iyi anlamak şart. Bir kez Ankara yeni masada, yeni oyunda yer almak istiyor. Bunun için hedef oluyor. Eskisi gibi oyunun kurallarını kabul ettiğiniz zaman her 10 yılda bir darbe ve ekonomik krize kapınızı sonuna kadar açmış oluyordunuz. Rusya'da, Çin'de, İran'da, Hindistan'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da ABD'den yakayı kurtarmak istemekte. Bunun için de yeni bir yol bulma çabası var. İki büyük dünya savaşından sonra kurulan dengeler sarsılıyor. Yıkılacak da, kimin kazanacağını bilemem. Ama kazanan kim olursa olsun Türkiye ile ortaklık yapmak zorunda. ABD kazansa bile bunca hırgüre rağmen oturup anlaşmak zorunda. Avrasya, Orta Doğu bizsiz olmaz çünkü. Çin kazanırsa zaten hızla yükseliriz. Onlar da bizsiz bir kurşun kalem bile buralara yollayamaz. Ama bu denge yazıldığı gibi kolay kurulmuyor ve bozulmuyor. Sancılı ve gözyaşı dolu oluyor. Boeing düştü. 50'den fazla ülke yasak getirdi bu uçaklara. Bence Washington, Boeing'den çok karşısında bu kadar ülkenin nasıl olup da birleştiğini sorguluyor. Dün masal gibi gelen şeyler bugün ittifak olarak karşımızda. Yeni bir dünya kuruluyor. Kesin. Türkiye de buradaki yerini alacak. Nasıl mı? Göreceğiz ama alacak. Ergün Diler, Takvim.